Satır sütun ekleme ve gizleme. İlk olarak satır sütun ekleme ve gizleme dosyamı çalıştırıyorum. Bu dosyaya ilgili sayfada satır sütun ekleme ve gizleme 01 butonu ile indirebilirsiniz yazan butondan. Ve bu linke de videonun açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Bu linke aynı zamanda videonun sabitlenmiş yorumu olarak da bulabilirsiniz yorumlar kısmında. Dosyamı açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi listemizde 11. ürün yok. Bunu eklemek için bir tane satır eklemeliyiz. Nasıl yapacağız? İlk önce 12. satırı seçiyorum. Tekrar göstereyim. 12. satır numarasının üzerine bir kez basıyorum. Ardından sağa tıklıyorum ve ekle diyorum. Satır eklenecektir. Satırlar daima bir önceki seçilen satırın bir önceki satırına eklenir. Bunu unutmayın. 11 yazdım. Hatta şunu şöyle sürükle bırak yapayım. Hiç yazmayayım. Buraya da 400 yazayım. Artık yeni satırımız eklenecektir. De kısa yolu var bunun. Örneğin 6. satırı seçtim ve kontrol artı diyorum. Kontrol artı dediğim zaman yeni bir satır otomatik olarak eklenecektir. Toplu satır eklemek istersem şöyle göstereyim. 6, 7 ve 8. satırları farenin sol tuşuna basılı tutarak seçtim. Ve sağa tıklayıp ekle diyorum. Ne kadar seçtiysem o kadar yeni satır ekleyecektir. Hani 4 tane satırımız oldu. Bunları silelim. Örneğin 6. satırı seçtim. Bunu silmek istiyorum. Sağa tıklıyorum. Yine satır numarasına ve sil diyorum. 6. satır silinecektir. Yerine başka bir satır geçecektir. Kısa yolu ise 6. satırı seçtim. Silmenin kısa yolu. Kontrol ve eksi tuşlarına basmaktır. Bastığım zaman otomatik olarak silinecek. Toplu olarak silmek istersem yine kontrol ve eksiye basabilirim. Fakat ben sağa tıklayıp sili seçiyorum ve bu şekilde satırımı siliyorum. Şimdi yeni bir sütun ekleyelim. Örneğin ürün adı ve ürün fiyatı arasında yeni bir sütun olsun. Daima bir önceki satıra eklediği gibi bir önceki sütunu ekler. Sağa tıklıyorum. C sütununu seçtikten sonra ve ekle diyorum. Artık yeni sütunum eklenecektir. Ya da yine C sütunu seçtim. Kontrol artı diyorum. Bir sütun daha olacaktır. Toplu sütun eklemek için iki sütunu sol tuşa basılı tutup seçiyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Faremin sol tuşuna bastım. İkisini de seçtim. Ardından sağa tıklayıp ekle diyorum. Ne kadar seçtiysem o kadar yeni sütun eklenecektir. Silmek için C sütunu seçtim ve sil diyorum sağa tıklayıp. Kısa yoldan silmek için kontrol ve eksi tuşlarını kullanmam yeterli. Bastım. Otomatik olarak silinecektir. Toplu silmek için yine sütunlarımı seçiyorum. Sağa tıklıyorum ve sil diyorum. Bu şekilde satır ve sütunlarımı ekleyip çıkartabilirim. Şimdi satır ve sütun gizleme konusuna bakalım. Öncelikle satır gizleme. Sağa tıkladım. Üçüncü satırı seçtim. Sağa tıkladım ve gizle diyorum. Artık 2 ve 4 arasında gizlenmiş bir satır olacaktır. Zaten bunu buradan da görebilirsiniz. Toplu bir şekilde gizleyelim. 6 ve 7'yi seçtim. Ve gizle diyorum. Gördüğünüz gibi 6 ve 7. satırlar gizlendi. Açmak için, gizlediğim satırları açmak için, örneğin 3. satırı gizlemiştim. 2 ve 4'ü faremin sol tuşuyla seçiyorum. Sağa tıklayıp göster diyorum. 3. satırım gelecektir. 6 ve 7. satırları göstermek için yine sağa tıklıyorum. Ve göster diyorum. Artık 6. ve 7. satırlar gösterilecek. Şimdi bunu bir de sütunlar için yapalım. Örneğin B sütununu seçtim. Ve gizle diyorum. Artık B sütunum gizlenecektir. Şöyle komple seçtim. A ve C'yi. Ve göster diyorum. Göstermek için de aynı şekilde bunu kullanabilirim. Şimdi birden fazla satır gizleyeyim şöyle. Düzeltiyorum. Ve sütun gizleyeyim. Ya bir çalışma sayfasında birçok satır olabilir ve birçok sütun olabilir. Bunları tek tek göster yapmaktansa giriş sekmesinde hücreler bölmesinde yer alan biçim komutuna tıklamam yeterli. Buradan görünürlükten, gizle ve gösterden satırları gösteri seçiyorum. Tabii öncelikle bunu yapmıyoruz.
Şu gördüğünüz üçgen simgesine tıklıyorum arkadaşlar. Tüm satır ve sütunları, tüm hücreleri seçecektir. Satır ve sütunların kesiştiği yerde bir üçgen simgesi var. Bunu seçtikten sonra biçime tıklıyorum. İzle ve göster diyorum. Satırları göster diyorum. Döndüğüm zaman tüm satırların gösterildiğini görebiliriz. Şimdi B sütunu gizliydi. Bunu da gösterelim. Dediğim gibi birden fazla sütun gizli olabilir. Tek tek göstermektense giriş sekmesinde hücreler bölmesinde yer alan biçime tıklıyorum. Görünürlüğün altında gizle ve göster ve sütunları göster diyorum. Döndüğüm zaman artık B sütununda görünür olduğunu görebilirsiniz. Şimdi gizleme çok tercih edilen bir yöntem biliyorum. Fakat bundan daha anlamlı, daha yararlı bir yöntem daha var. Örneğin 4 ve 7. hücreleri, düzeltiyorum, satırları gizlemek isteyelim. Bunu gizlediğim zaman tüm kullanıcılar burada gizli bir gizlenen satırların olduğunu göremeyebilir başkası, diğer bir arkadaşımız baktığı zaman. Bunu kullanmak yerine şöyle göstereyim, tekrar göster diyorum. Ve seçtim. Veri sekmesinde en sağda ana hat bölmesi yer alır. Gruplandır denir. Gruplandıra tıkladığım zaman gruplandır komutuna tekrar dönüyorum. Artık verilerimin solunda şöyle bir simge, eksi simgesi olduğunu görebilirsiniz. Buna tıkladığım zaman otomatik olarak gizlenecektir. Aynı şekilde B hücresini seçiyorum. Veri sekmesinde gruplandıra tıklıyorum. Ve tekrar döndüğüm zaman aynı şekilde bir eksi simgesi olacaktır. Bunu tıkladığım zaman B hücresinin gizlendiğini görebiliriz. Bu daha okunaklıdır. Biraz daha fazla yer kaplar. Fakat daha çok işimize yarar. 1 ve 2 tuşları da oldukça kullanışlı. Birden fazla satırı gizlediğimiz zaman, örneğin 2'ye bastığım zaman tüm satırlar açılacaktır. 1'e bastığım zaman tüm satırlar gizlenecektir. Örneğin artıya basalım. Sütunumuz gizlendi. Düzeltiyorum, gösterildi. Tekrar gizleyelim. 2'ye bastığım zaman sütunumuz açılacaktır. Hatta şöyle yapalım. Ben gruplandırdım bunları. Evet, B, D ve G. Şöyle toplu bir şekilde de yapalım. Gruplandır diyorum. Buraya kadar olan tüm sütunları gruplandırdım. Şöyle bir kısmını gizleyeyim. Tümünü açmak istersem 2'ye tıklıyorum. Tümünü gizlemek istersem 1'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı gruplandırma yöntemi. Çok fazla bilinmez fakat iş hayatınızda çok fazla işinize yarayan bir özelliktir.